gelecek milletimizindir, gelecek Türkiye'nindir diyerek partimizin kuruluşunu ilan ediyoruz. Hayırlı olsun. Ahmet Davutoğlu bugün Ankara Bilkent Otel'de Gelecek Partisi'ni tanıttı. Partinin programında ekonomiden dış politikaya kadar önemli mesajlar yer aldı. Davutoğlu basın özgürlüğüne ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı. Tanıtım toplantısına ilgi yüksek oldu. Kurucular kurulu üyelerinin yanı sıra pek çok vatandaş ve basın mensubu salondaki yerlerini aldı. Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasından önce partinin tanıtım videosu gösterildi. Biz geleceğiz. Ahmet Davutoğlu mevcut iktidarı eleştirerek Türkiye'nin iyi bir durumda olmadığını söyledi. Türkiye'yi yönetenlerin iktidarda kalmanın dışında başka bir gündemleri olmadığı görülüyor. Türkiye derdi olmayanların, millet derdi kalmayanların, adalet meselesi olmayanların, milletimizin geleceği için söyleyecekleri sözleri de kalmamıştır. Onun için adaleti, hukuku, hakkaniyeti, şeffaflığı, dürüstlüğü, ahlakı, eşitliği duyunca rahatsız oluyorlar. Davutoğlu bu kapsamda Gelecek Partisi'nin temel hedeflerini anlattı. Siyasetimizin meşruiyet temeli, özgürlük güvenlik dengesine dayalı kamu düzenidir. Hedefimiz can ve mal güvenliğini, inanç ve ifade özgürlüğünü, örgütlenme, eleştiri ve gösteri özgürlüğünü tam anlamıyla sağlayan bir hukuk düzenidir. Basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğünü şiar edinmiş bir demokratik toplum temel ihtiyacıdır. Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirmek istediklerini söyledi. Ülkemizde yıllarca uygulanan parlamenter sistemin de, ki çarpık bir parlamenter sistemdir, 2016 referandumuyla benimsenen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de bu demokratik kriterleri karşıladığını söylemek mümkün değildir. Bu çerçevede ülkemizin tarihi tecrübesi ve mevcut yapısını da göz önünde bulundurarak her türlü vesayetten arındırılmış demokratik bir parlamenter sistemi savunuyoruz. Davutoğlu yargı bağımsızlığına vurgu yaptı, Türkiye'nin ekonomik bir kriz içerisinde olduğunu belirtti. Yargının kontrol altına alınması çabası, hangi gerekçeyle ve kim tarafından yapılırsa yapılsın en büyük suç olarak görülmelidir. Hukuk, güç biriktirme alanı değil, gücü denetleme ve ahlaki çizgiye getirme alanıdır. Bugün Türkiye ekonomisi derin bir krizin içindedir. Enflasyon, işsizlik ve faizler çift taneli, büyümemiz ise sıfıra yakındır. Kişi başına gelirimiz 10 bin doların altına inmiş ve gerilemeye devam etmektedir. Bu çerçevede ekonomik başarı için ön şart, hukukun üstünlüğünün hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde hakim kılınmasıdır. Davutoğlu'nun dış politika alanında mesajları da vardı. Dış politikadaki temel ilkemiz çok boyutlu barış diplomasisidir. Diplomasi de içeriği boşaltılmış popülist yüksek retorik ve iletişim dili hem rasyonel diplomasiyi engellemekte hem ülkemizi iletişim kazalarının yol açtığı suni krizlerle karşı karşıya bırakmakta hem de uluslararası itibarımıza zarar vermektedir. Türkiye, Batı ile yaşadığı sorunları yine Batı içerisindeki tartışmaların öncüsü olarak, oradan müttefikler bularak daha etkin bir şekilde çözebilir. Buna ilaveten, başta Rusya ve Çin olmak üzere Asya derinliğindeki ilişkilerimiz güçlendirilecek ve derinleştirilecektir. Ahmet Davutoğlu konuşmasını gelecek Türkiye'nindir cümlesiyle tamamladı. Gelecek Partisi hepimizin geleceğinin adresi, kaynağı ve umut ışığıdır. Gelecek Partisi milletimizin yarınıdır. Gelecek bizimdir. Gelecek milletimizindir. Gelecek Türkiye'nindir. Davutoğlu'nun konuşmasının ardından partinin kurucular kurulunu oluşturan 154 isim tek tek tanıtıldı, daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi. Çekilen fotoğrafın ardından tanıtım toplantısı sona erdi.